Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA Vice City bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA Vice City Anniversary Edition final bölümüyle karşınızdayım şu anda sevgili dostlar. Evet, yanlış duymadınız. Nihayet haftalar, aylar sonra GTA Vice City Anniversary Edition'ı şu anda bu bölümde sizlerle beraber bitiriyoruz. En sonki bölümde ne olmuştu? Matbaa fabrikasına gittiğimizde bizim yaşlı adam yerde bayılmaya yakın bir durumda yatıyordu. İşte buraya mafyalar geldi, paramızı alıp gittiler falan. Forel çetesindenlerdi galiba falan dedi. Sonra Sony falan mı dedi? Evet, muhtemelen o tarz şeyler falan dedi. Ondan sonra yaşlı adam gitmeden önce son kez onu böyle mezara göm, onu mezara geçi tarzı bir şey söyledi. Sonra yola çıktık. Mafyaları falan indirdik. Diğer para kazandığımız esnafların yerlerinden paraları çalmalarını engelleyip kendilerini öldürmüştük. Ardından paramızı, esnaflarımızı, her şeyimizi kurtarmıştık. Sonra Lens aradı. Acilen malikaneye gel. Burada büyük bir sorun var falan dedi. Şimdi malikaneye gidiyoruz. Yani oyunun final görevine. GTA Vice serisini izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız beğeni bırakmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Evet. Vay be. GTA Vice City bitiyor. Bir aradan biraz bir zaman geçecek GTA Vice City bittikten sonra GTA San Andreas'a başlayacağız. Kanalımızın en ama böyle en uzun serisi istisnasız bir şekilde GTA San Andreas olacak arkadaşlar. Şimdiden haberiniz olsun. Burada candan başka bir şey yokmuş. Tamamdır. Artık çok da uzatmadan şöyle silahımızı çekelim. M4'ümüzü çekelim. Keep your friends close. Arkadaşlarını yakın tut. Ne oluyor? Ha, Tommy dinle dinle dinle. Bak dinle. Balıkları severim. Biliyorsun balıkları severim yani. Tamam. Rosenberg Klasik boş yapıyor. Tamam. Tamam, İtalyan kardeşler geliyorlarmış. Tamam. Yani kısacası Sony'nin adamları geliyor. Kapa çeneni, kendi otur. Lens, burada ne oluyor? Arkadaşların kuzeyden Tommy pek de mutlu değiller. İşlerimizi görmeye geliyorlar bugün. Sanımdan da uzun sürmüş. Tamam. Operasyonu sağlam bir şekilde tutacağız. Son ana kadar. Tamam, paraları hazırla. Tamam. Okey. Lens, sen de adamları tutacaksın. Adamları hazırlayacaksın daha doğrusu. Bizim özel chat adamlarımız var ya. Evet, hadi bakalım. Ve Sony. Eski arkadaşa büyük bir sarılma yok mu? 15 yıl önce o sarılmayı tatmıştım. Her zaman sinirlisin Betomi. Başının belaya gireceğini söylemiştin değil mi? Evet, 3 mil öteden biliyorum. Ne zaman, ne kadardı? 10 mu? Hayır, 11. Evet, yine tartışma falan çıktı. Tommy, çenene sahip çıp. Ben sana bu kadar zaman süre verdim. Yaptığın hatayı telafi etmen için Tommy de paraya falan diyor. Evet, bizim için o kadar şey yaptın he. Senin arkadaşımdı Tommy. Evet, bir şeylerin daha iyi gitmesini düşünüyordum falan. Sana güvenmiştim Tommy ama sen beni hayal kırıklığına uğrattın. Ama en azından tavuklarından bir tanesi bu işi nasıl yapacağımızı biliyor. Değil mi Lance? Üzgünüm Tommy. Burası Vice şehri. Bu iş. Kısacası Lance bizi sattı. Sen bizi sattın. Hayır, ben seni sattım Tommy. Seni sattım. Kahpe Lance, evet. Gerçek para yukarıdaki kasanın içerisinde. Tommy, gerçek plan neydi? Parayı alacağımı, kendini kurtarıp öylece benden kurtulacağını mı sandın? Hayır. Ben önce seni gerçekten seni öldürmeden önce iyicene bir kızdırmak istedim. Dedi. Tamam. Mafya paramızı çalmaya çalışıyor. Kasayı koru. Hadi bakalım. Magnumumuzu çektik o zaman. M4 de kullanacağım arada. Hadi bakalım. Kimse var mı? Heh, varmış. Bu arada belli bir yere kadar adamları öldürmek zorundayız. Ondan sonra Lens'i kovalamamız gerekiyor. Çünkü
Lens'i kovalamazsanız adamlar sonsuza kadar gelmeye devam ediyordu. Hani isterseniz SMG'nizin mermisini sınırsız yapabilirsin yani. 9-9-9-9 yapabilirsiniz bu şekilde. Hadi dışarı çıkıp biraz adam avlayayım bari. Evet, gördüğünüz gibi kapıdan sınırsız bir şekilde çıkıyorlar, gördüğünüz gibi. Evet, bunu göstermek için dışarı çıkmıştım. Tamam, yeter bu kadar. Bunu göstermek için çıkmıştım. Oo, kapının önünde de adamlar varmış. Bakın bakın nasıl spawnlıyorlar, gördünüz mü? Yani görev bitene kadar, daha doğrusu, adamlar gelmeye devam edecek. Sonsuza kadar gelmeye devam ediyorlar. Tamam, içeri git ve kasanı koru diyor oyun bize. Tamam, biraz fazla vurdunuz. Tamam, yeter. Yeter. Yeter kardeşim. Yeter. Tamam, ben kaçar. Ben kaçar. Tamam, yeterince adam ödemişiz. Seni koruyacak kimse yok mu Tommy? Seni alaşağı edeceğim, seni. Sırtından bıçaklayan pislik. Ha, demek öyle ha. Dedi ve oyun bize, kardeşim siz hayırdır? Bu arada bunlar bizim adamlarmış. Ne bileyim, alışkanlık olmuş. Bizim adamlarmış bunlar. Bizim adam, oha oha. Bizim adamlar olmasa çoktan vururlardı bizi çünkü. Aşağıda çelik yelek var mı? Aa, ne oluyor lan, takıldım. Lan takıldım. Bakta kaldım az önce. Ne oluyor oğlum? Oyunu bitirmeyeyim diye her şey oluyor şu anda. Evet, güzel. En azından armorumuzu falan fullledik. Biraz da Magnum takılayım ya. Magnum takılacağım biraz. Mafya paramızı çalmaya çalışıyoruz. Çok da umurumda. Ben Lens'e odaklanacağım. Çünkü istediğim kadar parayı koruyayım, hiçbir şey olmayacak. Sen hikayesin Tommy, hikaye. Hani olmuş bir hikayeden farksız olacaksın çok kısacası. Gel lan buraya. Evet, Lens ve birkaç tane adam kaldı orada. Hemen halledelim. Ölüme yakınsın. Bir dakika abicim. Şunu bir alayım ben. Çok vuruyorsun be Lens. Dur ben sana bir headshot. Dur lan, başka silahla vurabiliyoruz mu? Tam sniper'ım varmış. Selamun aleyküm. Bu senin son dansın Vance. Ben bunu okulda yeterince demiştim. Yanlış tarafı seçtin Lens. Evet, öyle oldu bu arada. Çalınan parayı da kısmen kurtarmış olduk bu şekilde. Yukarıda bir şey var mı? Çelik yelek falan. Yok, çelik yelek yokmuş. Tamam, o zaman şöyle inelim aşağıya. Şimdi paramızı kurtarmaya gidiyoruz. Zaten paramız çok olduğu için pek de problem değil. O zaman ben biraz fanteziye gireceğim. Zaten bitiyor yavaştan görev. Kardeşim ölün. Biliyorum benim adamlarımsınız ama yani önüme çıkmayın. Gerek yok. Sen nereden çıktın lan manyak? O arkamdan da geliyor. Size şöyle biraz tek atayım. Bombam olsa bomba atardım. Neyse, biraz da shotgun'la oynayalım. Bu silahları neredeyse hiç kullanmamıştım. Biraz kullanayım. Sesi de az açayım. Gelin lan buraya. Mafya bozuntuları size. Siz kimsiniz koskoca Tommy Vercetti diye karışmak? Headshot. Kardeşim dur. Kanka dur. Kafa atmaktan asla çekinmem. Kafa atmaktan asla çekinmem. Headshot, headshot. Bu arada mobilden oynuyorum ya, ondan dolayı kafayı yakın nişan aldığınızda otomatik şey yapıyor. Evet, bu arada Sony geldi. Benden 15 yılımı çaldın Sony ve sana bunu ödeteceğim. Hala anlamıyorsun değil mi? Ben sana sahibim Tommy. Yani ben kendimden 15 yıl harcadım. Halledin onu çocuklar. O asla bunu anlamayacak. Hiçbir şey anlamayacak. Hemen öldürmek istemiyorum şahsen. Oha, 400 mermi veriyormuş bu arada shotgun. Oha, iyiymiş. Şu anda ben bilerek oynanırım bu arada. Malum son görev ya. Son bölüm ya. Benim bari bir tık şey olsun. Bir şeye bakacağım. Bir şeye bakacağım. Evet, burada yine çelik yelekte Magnum var.
100 mermi veriyor Magnum, haberiniz olsun. Galiba son görevi bitirince Magnum'dan da 100 mermi veriyor. Çelik Yelek %100 bir şekilde orada oluyor. Yine geldi mi? Merak ettim. Merak ettim şimdi. Yok, tamam. Öldürelim mi artık Sony'yi? Artık öldürelim bence. Yoksa o bizi öldürecek. Evet, öyle. Evet. Bitti. GTA Vice City'yi bitirdik. Yahoo, yaşasın. Elimizde M4 ile. M4'ü çok kullanmadım ama kullandım biraz işte. Birkaç headshot attık. Sakin ol Eken. Aman tanrım Tommy, burada ne oldu? Ne olmuş gibi görünüyor? Bir sürü mahvetmişsin. Yani bu harika bir suitti. Lanet olsun Tommy, ne oldu? O karmaşık olayları oldu işte. Ben onlara kızgın bir mektup yollamıştım. Derim kaşınmayın, 3. Dünya Savaşı olmasın. Lanet olasıca aptal Lens. Tommy, ben onu hiçbir zaman sevmedim, tamam mı? O deli, kendini düşünen serserinin önde gideniydi. Onu hallettiğin için sevindim, minnettarım. Sanırım bir süreliğine ateşleyici şeyler olmayacak. Yani başımıza bela gelmeyecek. Kontrol bizim elimizde. Evet, artık güney bizim. Yani gaza bastık gidiyoruz. Yani sen şey yapıyorsun. Evet, harika bir ilişkinin iş partnerimizin başlangıcı olabilir. Olaylardan kısaca bahsediyor. Ya çok güzel görünmüyor mu? Evet be. Evet. Sevgili arkadaşlar, GTA Vice City'yi sizlerle beraber şu anda itibaren bitirdik. After Credits'i de sizler için geçtim. Bu limuzinlere binebiliyor muyuz? Binebiliyormuşuz. Kullanabiliyormuşuz. Ne bileyim, ben direkt kilitli falan sandım. Ekstra bir şey var mı diye bakacağım ve dediğim olay geçerli mi diye bakacağım. 100 mermi Magnum artı çelik gerek cam falan veriyor mu, ona bakacağım. Evet, veriyormuş arkadaşlar. Aha, telefon çalıyor. Evet. Tommy, ben Paolo, nasılsın? İyisin değil mi? Evet. Yaptığımız şeylerden haberdarlar bu arada. Koskoca Forer çetesini falan indirdik ya. Ha. Mercedes'i gel bir gör falan diyor. Ha, tamam. Hani pornografi şeyler yapıyordu ya işte. Ha, işte gel gör falan bilmem ne diyor. Başka bir telefon daha çalacak mı? Onu bekleyeceğim. Ondan sonra sizlerle beraber bölümü sonlandırıp GTA Vice Anniversary Edition serisini sizlerle beraber rafa kaldıracağım. Kendi adamlarımı öldürmekten daha çok zevk aldığım bir şey yok herhalde. Evet, şu anda tabii peşimde polis olduğu için şey olmayacak. Telefon çalmayacak. Capt Collector'ın üstüne kaydettim. Tamam, evet, telefon çaldı. Dediğim olay oldu. Kim arıyor? Cortez. Colonel Cortex. Emekli amiral. Sana Mercedes sormak istemiştim. Yani ne yapıyor? Ne oldu ona? Ben onun hakkında bir şeyler duydum. Hani duymak istemediğim bir şeyler duydum. Yani Tommy, böyle bir şey mi dönüşüyor? Ne oluyor? Ne doğru mu? O avukat mı olacak? Tommy, utanç verir. Ne utanç verici ama? Bizim kızımız asla avukat olmasına izin vermediler. Lütfen bize bunun doğru olmadığını, bana bunun doğru olmadığını söyle. Ha, kolonel, hayır, merak etme. Asla avukat falan olmayacak, merak etme. Teşekkür ederim Tommy, teşekkür ederim. Ya bu kabul edilemez, utanç verici bir şeydi. Oha, babasını mı öldürdün? Manyak mısın oğlum sen? Ha, politik olmam gerekiyor, sonra görüşürüz falan. Mercedes'i zaten biliyorsunuz ne oldu. Az önce bahsettim. Anlatmaya gerek yok. Ama Colonel Cortez'in yine içi rahat olsun. Çünkü Mercedes avukat falan olmayacak. Avukattan birkaç milyon kilometre öte uzaklıkta çünkü. Evet, sanırım başka bir telefon gelmeyecek. Kapanışımızı yapıyorum. Seriyi baştan sona izleyen ya da sadece bu bölümden olsun izleyen, destek veren. Hayda, yine telefon. Hayırdır? Tommy Vercetti nasıl gidiyor büyük taşak? Sen kimsin lan? İşte kasabanın büyük şeyi falan olmuşsun. Evet, Paul bu arada bu.
Hayır, ben içmedim. Hayda, ne oluyor oğlum? Gerçekten mi? Ne oluyor oğlum? Sen beni umursamıyorsun, hani düşünmüyorsun bile beni. Hiç kafana bile takmıyorsun. Ben senin için o kadar şey yaptım. Paul, sakin ol. Meşguldüm, aptal olma. Hayır, ben aptal falan değilim. Ya sen başını belaya sokmak için elinden geleni yapıyorsun ve... Tamam. Tamam. Tommy kanka, lütfen bana gülme. Beni ciddiye al. Paul, biraz uyusan iyi olacak. Ya Paul diyor ki içmiş belli. Hani kasabanın gerçek kralı, yöneticisi kim biliyor musun? Ben falan. Tommy tabii ki de ciddiye almadı. Sonra işte sen beni hiç umursamıyorsun, ilgilenmiyorsun, kafana takmıyorsun. Ben senin için o kadar şey yaptım falan dedi. Bu arada evet, Kent Paul az bir şey yapmadı bizim için. Biz sürekli ona kaba davrandık falan tabii. Tommy kaba davrandı, biz değil de. Sonra işte en sonunda da yani Tommy lütfen beni ciddiye al, bana gülme falan. Sonra işte biraz yat dinlen falan dedi. Oyunu son kez kaydediyorum. Belki telefon görüşmesiyle bir şey gelir falan. Bir şey olursa diye. Evet, artık kapanış yapıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve keyif aldıysanız, destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma listesine başka oyun serilerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Aradan biraz zaman geçecek. Kanalın biraz açılması, yani oyunların bitmesi için falan biraz ekstra uğraş sarf etmem gerekiyor. Sonra yeni oyunlar yavaş yavaş gelecek arkadaşlar, merak etmeyin. Sizleri seviyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Bir sonraki videoya kadar, yeni bir seriye kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.